Şimdi akıllarda şey olabilir, işte Esenyurt Üniversitesi'nde okumuşsun. Tabii ki de iş bulamazsın. Belli bir matematik, fizik konusu çözmedim diye yetenekli olduğum bir konuda, yani neden ben kendimi diğerlerinden daha aşağıda göreyim ki? Üniversiteye girmeden önce aklımda bir bölüm yoktu. Sadece bir sayısal bölüme gireyim, bir şekilde yolumu bulurum diye düşünüyordum. Biraz rotasız gemiydim açıkçası. Çizim yeteneğim olduğunu fark ettim. Bunu hocam söylemişti bana, yetenek sınavlarıyla bak üniversiteye girebilirsin diye. Yetenek sınavlarına girdim, burslar kazandım. En çok da kendi okulum verince kendi okuluma başvurdum. Baktım gerçekten bir şeyler çizebiliyorum. Renklerle uğraşmayı da çok seviyordum. Bunları böyle birleştirebileceğim bir bölüm, benim daha ilgi alanım olduğunu düşündüm ve bu yüzden iç mimarlık alanını seçtim. Bölüme girerken çok heyecanlıydım çünkü o zamanlar böyle inşaat sektörü çok güzeldi. Dedim ki oh, ben yolumu bulacağım. Baktım bu son sınıfta piyasa berbat oldu. Dedim ki ben ne yapacağım? Sonra da ne yapacağım diye devam ettim şu an işsiz bir şekilde. Üniversiteden mezun olduğumda iş bulabileceğimi düşünüyordum. Çünkü okulda başarılı bir öğrenciydim ve başarılı olduğum için de bir şekilde yolumu bulurum, işe girebilirim diye düşünüyordum. Çünkü hocalarımdan da övgü alıyordum, bu işte iyi olduğumu söylüyorlardı. Ama bunların hiçbir önemi yokmuş. Çünkü baktığımda nitelikli insan artık işsiz. Benim için böyle yani. Çevre faktörü çok önemli. Her şekilde insanlar en yakınını almaya çalışıyor. Böyle olunca yapamayan insan iş sahibi, yapan insan dışarıda kalıyor. Mezun olduktan sonra iç mimar. Şantiyede çalışabilir, ofiste çalışabilir, halı da tasarlayabilir, kapı kolu da tasarlayabilir, mobilya da tasarlayabilir. Yani tasarım yapabilir aslında. Her şeyi tasarlayıp bunu iç mekanda uygulayabilir açıkçası. Detay olan her şeyi yapabilir, tasarlayabilir. Ben mezun olduktan sonra heyecanlı heyecanlı başvurularıma başladım. Tüm internet sitelerine üye olup sürekli bir CV yollama. Ve gerçekten iş seçmiyorduk. Ben satış temsilciliği olarak aranan iç mimarlıktan tut, çizim yapsın sadece diyerekten de iç mimarlık olan iş başvurularına başvurdum. Ve 30'dan fazla iş başvurusuna bir tane dönüş aldım. Gittim görüşmeye, gayet güzel görüşme geçti. Dedim ki beni işe alacaklar. Sonra bana geri dönüş şu yönde oldu. Bizde satış ağırlık olacağı için bir erkek elemanın daha iyi olacağını düşündük, baskın olabileceğini düşündükleri için. Bu sebepten dolayı sizi reddetmek zorundayız. Şöyle söyleyeyim, belki bunu mimar kadın arkadaşlarım ve kendim için de söyleyebilirim ya da inşaat mühendisi kadın arkadaşlarım için. Hani iç mimarlık biraz daha ayrılıyor bundan, erkek mesleği olarak görülmüyor ama yine biz de şantiyede çalışıyoruz ve şantiyede çalıştığımızda biraz kadınları yok sayma çok oluyor. Bir de böyle bir şey alınca iş başvurusunda iyicene karamsarlığa düştüm. Dedim ki şimdi de karşıma cinsiyetçi bir yaklaşım mı çıkıyor işlerde? Diyorsun ki evet ben kadınım, iç mimarım, baskın olabilirim, niye olamayayım ki baskın düşündüğünde? Ya ön yargı, bunlar ön yargı olarak görüyorum ben. Sadece ön yargı da değil, bunu belki tüm kadın meslektaşlarım için de söyleyebilirim. Mesela şantiyede başıma geldi, takip edildim. Hani her bloğun kendi çalışanları vardı ve bu çalışanların diğer bloklara geçmesi hani mantıksızdı. Kendi şeyinde çalışman gerekiyordu. Ben de eksikleri yazıyordum böyle hani yangın şeyi eksik gibilerine. Karanlık bir yere girdim. Arkadaşım da var bir daha, kadın bir arkadaşım. O daha ilerideydi. Beni tek zannetti. Sonra geldi yavaştan, buyur bir şey mi var dedim. Asla cevap vermiyor, sadece bakıyor. Bir şey mi söyleyeceksin dedim, iyicene yaklaşmaya başladı. Sonra arkadaşım çıkınca şöyle bir kaldı, sonra gitti. Sonra hani biz tedirgin olduk, hani bir şey söyleyecekse söylerdi. Hani direkt insanları da yargılamak istemiyorum bu konuda. Şimdi biz 3 bloğda geziyoruz. Şefimiz dedi ki hani eğer
farklı bir blog da görürseniz haber verin dedi. Neye geçtim? E'de de gördüm onu. Hani böyle olunca direkt zaten şefe söyledik. Bundan sonra şöyle bir sistem geliştirdi onlar. Şantiye gezisine çıkınca yanımızda erkek bir stajyer arkadaşımızla çıkalım ki ne olur ne olmaz gibi. Biz artık şantiyelere kızlı erkekli çıkmaya başlıyorduk. Şimdi böyle olunca diyorsun ki hani neden? Ben neden kendi hemcinsimle şantiyede gezip işte eksik yazamıyorum? Böyle olunca da yani bu meslekte evet bu konularda yaşanınca cinsiyetçilik olarak çok zorlanıyoruz. Şimdi akıllarda şey olabilir işte Esenyurt Üniversitesi'nde okumuşsun. Tabii ki de iş bulamazsın. Belli bir matematik, fizik konusu çözmedim diye yetenekli olduğum bir konuda yani neden ben kendimi diğerlerinden daha aşağıda göreyim ki? Ben belki çok iyi bir okula gitmedim ki okulumun eğitiminden memnundum. Ama iş bulamamamın sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünmüyorum. İş bulamamamın sebeplerinden birinin iç mimarı, iç mimar dışında herkesin yapmasından olduğunu düşünüyorum. Mimar da iç mimarlık yapıyor, inşaatçı da iç mimarlık yapıyor. Hal böyle olunca diyorsun ki normal işsiz kalmam. Hani tamam bilgi sahibi olabilirsin ama kendim bu mesleği okudum, daha iyi bildiğimi düşünüyorum. Seni o mekan depresyona sürükleyebilir, başını ağrıtabilir, havasız olur, ışığı az olur. Tamam hakkıyla yapan bir insanlar olabilir, herkesi kapsamlı söylemiyorum bunu ama geneli böyle. Hani iç mekanlara girildim mi, bence anlıyorsun. Çok severek başladığım bir şeyi yapamıyor olmak çok kötü. Hani ben gerçekten iç mimarlığı çok seviyorum. Çizmeyi çok seviyorum, tasarlamayı çok seviyorum. Böyle olunca köreldiğini hissediyorsun. 25 yaşındayım. Diyorum ki bu adamcağız artık ne zamana kadar bana bakacak? Sabahın 6'sında işe gidiyor. Akşam 8'de geliyor. Diyorsun artık çalışmasın, ben çalışayım da hani ben bakayım ona artık. O dinlensin, rahat etsin. İşin yok. İşin olmayınca otomatikman paran yok. Para olmayınca da yapabileceğin hiçbir şey olmuyor. Ve direkt diyorsun ki ben ne yapacağım? Gelecekte ne yapacağım diye düşünüyorsun. Bu kadar konuştum ama hala umutluyum. Bir gün iş bulacağım ve tasarlayacağım.